Hoş geldiniz Çınar. Hoş bulduk amca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Size gelininizi getirdim. Lale'yi. Anne, elini öpmeye geldik. Evlenmek için rızamı almayana elimi vermem ben. Küsme hemen. Evlen diyordun, evlendim işte. Kiminle evlendin Çınar? Ben magazinlerden öte tanıyor muyum küçük hanım? Biz oturalım Çınar. Şöyle geçin. Annen yerden göğe haklı. Sana çok kırıldı. Teşekkürler. Bir saat sonra görüşürüz. Şefikciğim. Günden güne güzelleşiyor, gençleşiyorsun. Seni görmek büyük mutluluk. Seni de öyle. Bronzlaşmışsın. Tekneye mi çıktın? Bodrum'dayım. Hatta Kerem ve Yeşim'e rastladım. Yeşim'in cazibesini kimden aldığı belli. Sana bir yemek sözüm vardı. Unutmadım. Beni çok mutlu ettin. Hem böyle yoğun bir gündemin arasında beni davet etmeni ayrıca sevindim. Sorma. Lale'nin evliliği beni perişan etti. Basına yazdığı gibi gerçekten aniden mi oldu? Aniden. İstanbul'da bir kere görmüşlerdi birbirlerini. Hatta Lale hiç hoşlanmamıştı Çınar Ilgaz'dan. Sonra Bodrum'da karşılaşmışlar. Yıldırım aşk desene sen şuna. Bana da öyle geliyor. Ama evlilik söz konusu olunca işin rengi değişiyor tabii. Çünkü evlilik iki kişi arasında değildir. Aslında evlenince aileler de evlenir. Çevirler, görgü, terbiye. Yani birbirini ne kadar seversen sev. Bir taraf sıtsa o evlilik çatırlar. Evliliği boş ver. Ortada aşk kalsın yeter. Kaldı ki onlarınki masum bir aşk. Aman Şefik. Aşk acıdan başka ne getirir ki insana? Ama bugüne dönersek bu acıyı telafi etme görevi sana düşüyor.
Çınar, nasıl geçti Bodrum? Güzel. Ama daha çok yelken bastık. Denizledik anlayacağın. Deniz ortasında evlendiyseniz nikahınız sayılmaz bak. Nikahımız her daim sayılacak. Lale benim karım. Ve hep öyle kalacak. Siz de bunu böyle bilin lütfen. Bizim bilemediğimiz şey bu işi neden gizli saklı yaptığınız. Neyiz biz? Bostan korkulu. Sana ne kadar değer verdiğimi bilirsin amca. Mekanı cennet olsun. Seni rahmetli babam kadar severim. Hatta söylemişimdir. Kimi zaman kendimi sana rahmetliden daha yakın hissetmişimdir. Belli. Bize verdiğin değer, kıymet belli oldu Çınar. Anlıyorum. Kırılmış, üzülmüşsünüz. Buraya gönlünüzü almaya geldik. Evlenirken rızamızı almayan gönlümüzü nasıl alacakmış ki? Delinizin yanında bunu size yakıştıramıyorum amca. Bu ailenin bilgesi, sağduyusu siz değil misiniz? Amcan haklı Çınar. Sizin yalı biraz ilerideydi galiba, değil mi? Evet. Aynı yakadayız. Birçok zaman tekneyle geçmişimdir sizin yalın önünden. Ama orada senin gibi bir prensesin yaşadığını bilmezdim. Dediğim gibi her şey çok ani gelişti. Gazetecilerin kokuyu aldığını bilseydim daha önceden arar haber verirdim size. Ne fark edecekti ki? Yanlış anlaşılmasın. Senin yapacağın bir evlilikte müessir olacak değildik. Ama... Aması maması yok bu işin. Evlilik ne aşka benzer ne meşke. İnsanlar bu yüzden yanılırlar. Aşık olan aşık kalır. Aşkıyla kalır. Sevdiğiyle el içine çıkmak isteyen evlenir. Soyunu sopunu sürdürmek isteyen evlenir. Eğer evleniyorsan her şeyi kaidesine, kuralına uygun yaparsın. Böyle değil. Yeter! Sizden icazet almaya gelmedim ben. Aşık oldum, sevdim, evlendim. O kadar. Buraya sizle karımı tanıştırmaya geldim. Ama yazık. Buna layık olamadınız. Lale benim karım. O benim diğer yarım. Eğer evlilik ne demek biliyorsanız... bunun da ne demek olduğunu bilirsiniz. Nereye? Karımı bu şekilde karşılayanlarla aynı çatı altında oturtacağımı mı sanıyorsunuz? Gidiyoruz biz. Gitti. Çınarım gitti. Necip Bey. Necip Bey bir şey yap. Çınarım gitti. Gitti Necip Bey. Çınarım gitti. Benim sevgim herkese, her şeye yeterli Alem. Önemli olan biziz. Sen ve ben. Biliyorum. Ben sadece bütün bu olanlardan dolayı üzgünüm. Hatta kendimi biraz suçlu hissediyorum. Sakın, sakın kendini suçlu hissetme. Dünya bir yana, sen bir yana. Kapıları çarpıp çıktın Çınar. Böyle olmamalıydı. Kızgınlıklarını anlayışla karşılaman gerekir. Yüzünü güneşe dönmekten korkan lalemsin benim. Boyun eğme hemen. Bırak ikimiz adına da savaşayım onlara.